Merhaba Aktüel TV izleyicileri. Yeni bir siyasi analiz programıyla daha karşınızdayım. Geçtiğimiz haftalarda siyasi analizde Cumhur İttifakı'nı ele almıştık. Şimdi ise Millet İttifakı'nı ele alacağız. Yani Millet İttifakı, İyi Parti ve CHP'den oluşan koalisyonu ele alacağız. Balıkesir oldukça karışık bir seçim süreciyle karşı karşıya kaldı. İlk önce ismini CHP adayı Ahmet Akın açıkladı. Daha sonra ise İyi Parti'nin adayı İsmail Ok adaylığını AK Parti'nin adayı Yücel Yılmaz'la birlikte aynı gün açıkladı. Tabi bu karışıklık seçmende soru işaretleri getirdi. İyi Parti cephesi mi yoksa CHP cephesi mi Millet İttifakı'nın tek adayı olacak? Söylentileri günlerce devam etti ve bu duellodan İyi Parti adayı İsmail Ok galip çıktı. İlk olarak İsmail Ok ile başlıyoruz. Büyükşehir adayı İsmail Ok dedik. Bir önceki dönemde yani Balıkesir Büyükşehir olmadan önceki dönemin belediye başkanı İsmail Ok'tu. İsmail Ok MHP'den belediye başkanı olmuştu. O dönem büyük icraatların altına imza atan Sabri Uğur'un yerine geçmişti. Onu bir anlamda devirerek koltuğa oturmayı başarmıştı. Sabri Uğur karşısına çıkardığı en büyük argümanı ise İsmail Ok'un asfalt parası almayacağım olmuştu. Ve bu söylemi ona belediye başkanlığını getirmişti. Ancak şu anda daha zor, daha meşakkatli bir süreçle karşı karşıya olduğunu hep beraber görüyoruz. Çünkü o zaman sadece şu an Karesi ve 6 Eylül sınırlarıyla çizilmiş olan bir belediye olarak geçerliydi. Ancak şimdi Büyükşehir bütün ilçeleriyle beraber seçime giriyor. Onun için bütün ilçelerde aynı çalışmayı İsmail Ok'un tekrardan yapması gerekiyor. İsmail Ok'un bu dönemde etkili demeçlere, basınla iyi ilişkilere ve kırsalda çok fazla efor sarf etmeye ihtiyacı var. İsmail Ok'un yapmaması gereken en önemli şey ise belediyelerin borcu çok fazla, bu borcu ödeyemeyiz, çok borç yaptılar, notlarımın arasına da aldım, belediyenin borcu var, çok borç yaptılar gibi söylemlerde bulunmaması gerekiyor. Çünkü bunu seçmen sevmiyor. Belki hoş geliyor olabilir kulağa ama ancak seçmen bu cümleyi sevmiyor ve sizden uzaklaşıyor. İsmail Ok'un buna ciddiye dikkat etmesi gerekiyor. Levent Tellioğlu CHP'nin adayı olarak Karesi'den belediye başkanı adayı olarak çıktı. Şu anda çalışmaları gayet güzel gidiyor ancak Levent Tellioğlu'nun da kendisini iyice tanıtması gerekiyor. Levent Tellioğlu'nun da bir iş adamı olarak bu tanıtma kısmını iyi yapacağını düşünüyorum. Gerçi şurada şöyle bir süreç kaldı. Yani bir ay, bir buçuk ay gibi bir süreç kaldı. Bunu iyi bir şekilde yapması gerekiyor. Tanıtımdan kastımız kırsala gitmesi lazım. Bol 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 el sıkması lazım. Çok fazla insanla görüşmesi lazım. Bir de sosyal medya da sürekli çıkıyorlar. Sosyal medya gazetelerde de şu anki yeni dönemde web TV'lerde de bizim şu anda da yayın yaptığımız web TV'lerde de kendisini göstermesi gerekir. Ne bileyim açılışlarda yani sürekli gündemde olması gerekir Levent Tellioğlu. Burada Levent Tellioğlu'na tavsiyemiz projeyle son 20 günde güzel bir projeyle Karesi'de güzel bir projeyle karşısına çıkması lazım seçmenin. Buradan bunu söyleyebiliriz. Son olarak 6 Eylül. Esin Balıbek ismi üzerinde birkaç cümle etmeliyiz. Bundan önce Levent Tellioğlu'na da şöyle bir şey söyleyebilirim. CHP Merkez Teşkilatı'ndan uzaklaşması, kırsala gitmesi, çok fazla Karesi'de, kırsal bölgelerde, şehir içinde gezmesi gerekiyor Levent Tellioğlu'nun. Aynı şeyler Esin Balıbek için de geçerli. Belki Esin Balıbek için daha fazlasını yapması gerekiyor. 5 kat, 10 kat, 15 kat daha fazla çalışması gerekiyor. Levent Tellioğlu'nun için anlattıklarımızı Esin Balıbek için de aynı şeyini söyleyebiliriz. Bunun dışında notlarım arasında özellikle aldığım bir şey var. Seçmen Esin Balıbek'i tanımıyor. Kendisini fazlaca tanıtması lazım. Ve bunun dışında şöyle bir şey daha var. Notlarımın arasına yazdım ben onu. Listeler açıklandı biliyorsunuz. Meclis üyesi listeleri. 6 Eylül için meclis üyesi listelerinin Esin Balıbek'in hazırladığı listelerin yırtılıp atıldığı başka listelerin oraya konduğu şeklinde kamuoyunda söylenen cümleler var. Yaz Esin Balıbek'in o liste ya da bu liste demeden, buna bakmadan çok fazla çalışması şayet belediyeyi istiyorsa Levent Tellioğlu için söylediğimiz cümleleri onun için de söyleyebiliriz. Çok fazla el sıkması, Karesi'den daha fazla çalışması gerekir. Şunu şuradan söylüyorum. Kırsal nüfusu 6 Eylül'ün daha fazla. Yani buradan neredeyse Manisa sınırında 6 Eylül'ün kırsal mahallesi var. Esin Balıbek'in bunları mutlaka gidip ziyaret edip yapacağı projeleri anlatması gerekiyor. Zira Hasan Avcı burada güçlü bir aday
bu adayın üzerine çizip başkan koltuğuna oturmak istiyorsa çok fazla çalışması gerekiyor. Evet, Balıkesir siyasetini sizler için Millet İttifakı tarafını da değerlendirdik. Büyükşehir'de İsmail Ok, Karesi'de Levent Tellioğlu, Altıeli'de ise Esin Balıbek isimleriyle seçmenin karşısına çıkıyor. Millet İttifakı'na kısa bir analizde sizlerle birlikte olduk. Ben Süleyman Namlı, bundan sonraki siyasi analiz programlarıyla birlikte karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın, görüşmek üzere.